Merhaba arkadaşlar, Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bugün iki tane adaylı sözleşme paketi geldi arkadaşlar. Süper Lig futbolcularının seviyelerini biliyorduk ama diğer paketteki futbolcuların seviyelerini bilmiyorduk. Bugün açıklandı, bugün paket de geldi. Belki almış da olabiliriz oyuncular ama eğer almadıysak oyuncuların maksimum seviyelerine ve özelliklerine bakalım. Hızlı hızlı bakalım. Videomuzun sonunda da dün biz 4 saatte hesap güçlendirme yapmıştık. Bedava 101 Raul'u çıkarmıştık. Demiştik ki Epic çıkarırsak 4 saatte güçlendirme yapacağız. O hesabımızı da bir arkadaşa hediye edeceğim demiştim. Hemen bu videonun sonunda ismi belirleyelim arkadaşlar. O hesabı da bugün verelim. Hızlı bir şekilde zaman kaybetmeden vereyim istiyorum. Bu futbolcularımızın seviyelerine bakacak olursak maç biletine Toni Kroos eklendi. 94'ten 97'ye kadar çıkıyor. Orkestra şefi, geriye gelip oyun kurmayı sever. Tabi pasları çok iyi. Geriden oyun kuracağı için de yavaş bir isim. Savunma özellikleri de çok iyi değil. Şut gücü ama 90. Toni Kroos ceza sahası dışından bayağı goller atan bir isim. Kendine has bir plase tarzı vardır. Griezmann en yüksek seviyeli futbolcu. 10 numara, boşluk kollayan oyuncu oyun tarzına sahip. Hücumda birçok özelliği güzel. Griezmann'ın birçok kartı iyi. Tabi bu kartı 99 ama hızlı değil. Hız değeri düşük. Ha belki biraz daha hız değeri arttırılabilir. Bitiriciliği çok iyi. Ama bunları biz istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Varsın seviyesi 1-2 seviye düşük olsun deyip kendi istediğimiz şekilde de güçlendirebiliriz. Onun dışında burada ofansif orta saha var. Horta, yaratıcı oyun kurucu. Seviyesi 95. İyi özellikleri var ama böyle abartı değil. Sağda solda oynayabiliyor ama seviyesi çok yüksek bir isim değil. Stoper futbolcusu Rugani. 94, 4 yıldızlıdır büyük ihtimalle. 91'den 94'e çıkıyor. Savunma özellikleri güzel. Hızlanması da stoper için orta seviye. Fiziksel temas 85. Sıçraması var. Boyu nasıl? 1,90. 4 yıldızlı olması lazım. 4 yıldızlı için güzel. Rice paketteki en yüksek ikinci futbolcu. Tam ortası. Ama Player of the Week'te de var. Belki ücretsiz açma hakkına Rice'ı da çıkarabiliriz. Şimdi iki pakette aynı anda aynı futbolcu olması da kötü. Rice savunması çok iyi bir futbolcu. Hızlanma değerleri o kadar iyi değil. Belki birazcık oraya da verebiliriz. Seviyesini belki bir tık düşürebiliriz. Pasları fena değil. Savunmasıyla ön planda bir defansif orta saha. Budimir 94'e kadar çıkıyor. Kurnaz. Yani biz geçelim Budimir'i. Kaleci Vicario, 96'lık savunmacı kaleci. Boyu 1,94. Şimdi kalecilik özelliklerinde refleksi uzanması çok iyi. Farkındalığı 86, yakalaması 82. Sıçrama 79. Keşke yakalama değeri biraz daha yüksek olsaydı ya da farkındalığı 90 falan olsaydı. Ama ya şimdi Sommer falan da veriliyor İtalya paketinden. O da 96'lık bir kaleci. O da savunma kalecisi. Onun da özellikleri bundan aşağı değildir. Düşük seviyeli futbolcular da biraz fazla. 10 numara oyun tarzına sahip boşluk kollayan futbolcumuz 94'e kadar çıkıyor. Orta halli bir futbolcu. Şimdi burada stoperimiz var 96. Hücumcu defans. Hızlı ama bir stoper için bayağı iyi. Fiziksel teması 90. 1,90 boyunda. Bekte filan oynatamıyoruz. Savunma özelliklerinde güzel olduğu yerler de var. Burada ne kaldı? Ha, maç biletine eklenen Bakayoko. Ben Bakayoko'yu merak ediyorum. Hiç bakmadım arkadaşlar. Şimdi bakalım. Verimli kanat. Hız hızlanma top sürme değerleri çok güzel. Ofansif farkındalığı da var. Pasları çok iyi değil. Bitirici. Ya ama kötü de değil. Bazı futbolcuların hız hızlanma top sürme değeri çok iyi oluyor. Ama diğer değerleri 60 küsürlerde oluyordu. Bakayoko biraz daha iyi. Tabii kendimiz de değiştirebiliriz ama. Ya bitirici de pasları bari 80 falan olsaydı. Bir tanesi 80 olsaydı. Derdik ki hani hızlı falan bitiriciliği iyi ya da ortaları iyi. Ama güzel bir futbolcu. Hızlı futbolcuları seviyorsak çalımına bakalım ama. Çalım becerileri önemli. Ha, çift vuruş yokmuş. Ben mesela ilk önce çift vuruşa bakıyorum. Keşke bir de çift vuruşu olsaymış. Daha da güzel olabilirdi. Süper Lig paketine bakalım arkadaşlar. Geçen hafta baktığımız için ben böyle hızlıca geçeyim istiyorum arkadaşlar. Icardi 95. Bitiriciliği, ofansif farkındalığı iyi. Hızlı değil kendisi. Burada santraforumuz Tiam var. 93 seviye. Fırsatçı golcü, boyu 1,86. Bitiriciliği çok güzel. Bazı değerleri de iyi seviyelerde ve 4 yıldızlı futbolcuydu değil mi? 4 yıldızlı ise alınabilecek isimlerden birisi. 89 olsa 3 yıldızlı. Kalecimiz Gaziantep Futbol Kulübü'nün kalecisi. Fena da değil aslında. Az önceki o diğer kaleciyle kıyasladığımızda 96'lıkla şu kısımları iyi, eksik oldu.
Yani harbi 96'lık kaleciyle baktığımız zaman boyu bir kısa. Sıçraması düşük. Hem boyu kısa hem sıçraması da düşük. Uzanması var ama keşke sıçrama değeri de iyi olsaydı. Ofansif orta saha Endre Çekici 92. Özellikleri bunlar. Göbek futbolcusu Pedrinho, orkestra şefi. Birçok özelliği iyi seviyelerde, böyle çok yüksek değil ama kötü de değil, iyi seviyelerde dağılmış. Hız hızlanması, sol taraftaki değerleri. Orta halli 4 yıldızlı bir futbolcu. Sol bek Ferdi Kadıoğlu 5 yıldızlıya veriliyor. 95'e kadar çıkmakta, birçok yerde oynayabiliyor. Birçok özelliği de iyi seviyelerde, 80'in üzerinde. Hani pası var, ortası var, falsosu var. Hız hızlanma değeri de 85-92. Dayanıklılığı çok yüksek. Kolay kolay yorulmayacak. Top kontrolü, top sürme böyle iyi seviyelerde. Stoper futbolcumuz 90 diyor ama burada bir yanlışlık olma. Şimdi evet 90'mış. Bir bakayım dedim acaba yanlışlık mı var diye. Hız hızlanma değerleri çok yüksek değil. Savunma özellikle stoper futbolcusu. Şimdi 3 yıldızlı futbolcu ancak bu kadar olabiliyor. Defansif orta saha Berat Özdemir 4 yıldızlıydı. Savunma özellikleri fena değil. Agresif bir isim değil. Hız hızlanması çok yüksek değil. Bazı özellikleri iyi. 4 yıldızlı. 94'e kadar çıkıyor. Stoper var burada. Semih Güler. Adana Demirspor'dan 92'ye kadar çıkıyor. 1,84 boyunda. Bazı savunma özellikleri iyi. 69 hızı var. 72 hızlanması var. Dengesi 58. 1,84 boyunda. Yavaş bir stoper futbolcusu. Denge problemi de var. Muleka 94'e kadar çıkıyor. Boşluk kollayan oyuncu oyun tarzına sahip. 4 yıldızlı için bazı özellikleri çok iyi ama. Hız, hızlanma, top sürme. Yanında şimdi bazı futbolcuların hız, hızlanma, top sürmesi iyi ama bitiriciliği olmuyor. Pasları veremiyor. Muleka'nın bitiriciliği var. 85. Kafa vuruşu da var. Pasları da çok kötü değil. 77-76. 4 yıldızlı için hatta burada bir daha göstereyim. Muleka diyor. Sağ açıkta 97'lik bir futbolcu gibi oynamakta diyor. Gerçekten özellikleri daha yüksek seviyeyi hak ediyor. Ama iyi ki 4 yıldızlı olmuş. Çünkü 4 yıldızlıyla alınabilir. Elimizde daha fazla 4 yıldızlı adaylı sözleşme olabilir. 4 yıldızlıya alınabilecek hücumculardan birisi. Maksimum seviyesi 91 mi? Evet, bir daha kontrol ettik. 91. Antalyaspor'dan boşluk kollayan oyuncu oyun tarzına sahip. Hız değeri, dayanıklılığı çok iyi. Sol tarafta hiç yüksek değeri yok. Ama sağ bekte, sağ kanatta, sağ açıkta oynayabiliyor. O koridoru kullanıyor. Birkaç özelliği iyi seviyelerde. 10 farklı hesaptan paket açılımı gerçekleştirip Raul'u çıkardığımız hesabı sonrasında 4 saatte güçlendirmiştik arkadaşlar. Ve dün demiştim ki bu hesabı bir arkadaşımıza hediye edelim diye. Hemen seçimi yapalım arkadaşlar. Bir arkadaşımızı seçelim. Bu akşama kadar belki gündüz geri dönüş yapamayabilirim ama akşam arkadaşımız yorum yazarsa ben kendisine geri dönüş yapacağım. Mail adresini, şifresini vereceğim. Hem maili veriyorum, hem konum ID'yi, hem de şifreyi. Çünkü maili bilmezsek iki adımı doğrulamada kod gidecek. Maili kesinlikle bilmemiz gerekiyor. O yüzden maili, konum ID, şifre bilgilerini ben vereceğim arkadaşa. Paylaş diyelim. Kopyaladık. Biz en buradan yapıyorduk. Tekrardan buradan yapalım. Yapıştırdık. Bir kazanan seç diyor. Tamam, seçsin. Burada kapatalım. Kazanan seç dedik. Ben robot değilime tıklıyorum. Hızlı bir şekilde bir arkadaşımızı getiriyordu. Bakalım herhangi bir sıkıntı olmazsa. Evet, burada. Mustafa Kanar diyor. Ben de İngilizce Türkçe'ye çevrildiği için yine bir değişiklik olmasın. Aynen göstereyim. Hesabı istiyorum abi, eline sağlık demiş. Güle güle kullansın. Arkadaşımız geri dönüş yaparsa belki okulda falan da olabilir. Ben akşam kendisine geri dönüş yapmaya çalışırım. Hatta Instagram kullanıcı adını yazarsa. Ama Instagram adını tamamen yazmasın, başına et falan koyarak. Çünkü spam olarak algılayabilir YouTube. Arkadaşımızın hesabı da bu, göstereyim. 2013 tarihinde açılmış. Bayağı eski bir hesapmış. Mustafa Kanar diyor. Ben yine abone olayım, karışıklık olmasın. Şimdi bir de arkadaşlar şey vardı. Biz bu hesabı da vereceğiz demiştik bir ay önce. Ama bu hesabı kaç kişi seçsek de bir türlü ortaya çıkmadılar. Takip etmedi arkadaşlarımız. Ben yine birini seçeceğim. Çünkü vereceğiz dedik. Bu hesap 3054'te kaldı. Hatta biraz daha güçlendirmiştik. Şimdi girsek Neymar'ı falan da alacağız. Yani kazanan arkadaşımız alır. Ben yine bir arkadaş seçiyorum. Şimdi mailleri karıştırmamaya da çalışıyorum bir yandan. Not alıyorum. Bu hesabın maili bu, bu hesabın maili bu. Çünkü karışmaması lazım. Şimdi bu hesap için de bir arkadaşımızı seçelim. Az önceki hesap için seçmiştik. Şimdi tekrardan buraya gelelim. Buraya yapıştıralım.
Şimdi Pique Winner diyeceğiz. Umarız bu hesabı kazanan arkadaş çıkar. Başka birinin nasibi var galiba. Çıkmadı ortaya kazananlar. Şimdi o ikinci hesap için bunu deniyoruz. Bu sefer de Kaan Tetik. Türkçe'ye çevirelim. Merhaba Sabri abi. Oliver Kahn'ı geliştirirsen 98 oluyor. Tavsiye ederim. Cümleten hayırlı olsun gibi devam etmiş arkadaşımızın yorumu. Kaan tetiğe çıktı. Futbol Edit sayfası var. Şöyle bakalım, karışıklık olmasın. 7 Aralık 2022 tarihinde açmış arkadaşımız. Hayırlı uğurlu olsun Kaan Tetik arkadaşımıza. Birinci hesabı Mustafa Kanar arkadaşımıza vereceğiz. İkinci hesabı da Kaan Tetik arkadaşımıza hediye edeceğiz. Umarım arkadaşlarımız bugün geri dönüş yaparsa ben akşamleyin geri dönüş yapmaya çalışırım. Sizler de tüm bunlarla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Adaylı sözleşmelerde aldığınız isimler varsa da kullandıysanız lütfen bizlerle görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.